hala sizlerle birlikteyiz. Bugün yepyeni bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Bugün marketten aldığımız kırmızı jel ve peynirle YouTube play butonu yapacağız. Evet, nasıl yaptık? İlk önce peynirimizi şöyle üçgen şekilde kestik. Şöyle göstereyim, üçgen şekilde. Ardından şu tarz böyle köşeleri daha böyle yumuşak ovalimsi olan bir tane kap bulduk. Ve burada da jelimizi ısıttığımız tencere var. İçinde jel var. Bunu bu kabın içerisine dökeceğiz. Üçgeni de tam ortasına koyacağız. YouTube'daki hemen şurada aşağıda görebilirsiniz. O play butonunu gibi benzeteceğiz. Ve ardından buzdolabında 1,5 saat bekleteceğiz ve çıkartacağız. Şimdi başlayalım isterseniz. Nasıl yaptığımızı gösteriyoruz. Kabımızın içine ilk önce üçgenimizi güzelce oturtuyoruz. Şöyle bir... Yavaşça döküyorum. Dök hepsini, dök üstüne çıksın. 10. Tamam. Evet arkadaşlar, bütün aşamaları tamamladık. Jeli peynirin üzerine döktük. Evet, şimdi ben size anlatacağım. Gel. Şimdi. Gel. Evet arkadaşlar, şimdi ne yaptık? Burada gördüğünüz gibi peynirimizi yerleştirdik. Üstüne de jelatinimizi döktük. Birazdan buzdolabına koyacağız ve 1,5 saat sonra donmuş bir şekilde tekrardan sizin karşınızda olacağız. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, jelimizi 1,5 saat sonunda dolaptan çıkardık. Bakalım ne hale bürünmüş. Şöyle. Evet, şu anda kendisi play butonuna biraz olsun benzediğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya evet, benzedi. Bence benzettik. Ama şey, hala çok akışkan bir şey. Şöyle göstereyim. Buradan göstereyim. Bence gayet bu konuda başarılıyız ya. Şimdi biz bunu kesmeye çalışacağız. Ama bir taraftan da korku. Umarız parçalamadan kesebiliriz. Jel ve peynirle YouTube butonu yapmaya çalıştık. En azından az çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoyu paylaşmayı, beğenmeyi ve aşağıya da yorum bırakmayı unutmayın. Şimdilik kendinize çok iyi bakın gençler. Bay bay.